Evet, Suriye'deki gelişmeleri dinledik. Bir yandan Suriye'deki dünya ateşkesi takip etti. Diğer yandan da sizin de biraz önce zikrettiğiniz gibi koronavirüsün etkileri dünya piyasalarında kendisini giderek hissettirmeye devam ediyor. Şöyle biraz baktığımızda ABD spot piyasaları dün %3'ün üzerinde kayıplar verdi. Vadelilere baktığımızda da an itibariyle %1'in üzerinde kayıplar vermeye devam ediyor. Suriye sınırındaki gelişmeleri dinledik. O tarafa geçmeden önce dünkü yaşanan görüşmeyi, zirveyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 6 saatlik bir zirve gerçekleşti ve akabinde de iki lider ortak bir basın toplantısı düzenledi. Ateşkes kararı çıktı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları var. Dünkü ortaya çıkan ateşkesin bugün piyasalar üzerindeki etkisini nasıl yorumlayacaksınız? Putin'den ziyade Sayın Erdoğan'ın açıklamaları çok daha net, çok daha anlaşılır ve Türkiye'nin ne istediğini ortaya koyan bir konumdaydı. Özellikle Türkiye'nin orada bulunmasını daha net bir şekilde açıkladı ve Türkiye'nin PKK-PYD ile mücadelesinin devam edeceğini ve bu konuda taviz vermeyeceğini bir kez daha yinelerken ateşkesin taraflar tarafından imzalanması ki hani orada yüzlere ve beden diline baktığımızda bu anlaşmanın çok kolay sağlanmadığı ancak her iki tarafında bu konuda ateşkesin zorunlu olduğunu ortaya koyduğunu gördük. Ateşkes nefes aldırır ve bununla birlikte Türk ordusunun orada özellikle de Fırat'ın doğusundaki PYD-PKK ile olan mücadelesinde hareket alanını kolaylaştıracak bir unsur olacaktır. Orada kilit nokta M4 karayolu, onun kuzeyi ve güneyindeki hareket alanları, o 6 kilometrelik alan içerisinde Türk ve Rus birliklerinin, askerlerin ortak devriye yapması ve bununla birlikte tabi savunma bakanları daha planı tam olarak ortaya koyacaklar, çalışma grupları şeklinde devam edecek bu konu ama orada Türk ordusu ve Türk askerinin görev alanını rahatlatacak ve hareket alanını kolaylaştıracak unsurların da olduğunu gördük. Bu açıdan bunu piyasalara yansıması elbette olumlu olacaktır ama küresel bazda baktığımızda fiyatlamalar üzerinde etki sınırlı kalabilir. Çünkü gözler şimdi FED'de ve FED'in dışında Avrupa Merkez Bankası'nın ne yönde karar verebileceği. Bir de tabii İngiltere Merkez Bankası var. Yanlış hatırlamıyorsam yeni başkan koltuğa oturduğunda bakalım faizlerde herhangi bir indirim gerçekleştirecek mi? Beklentiler 25 ila 50 bas puanlık İngiltere tarafından da bir faiz indiriminin gelebileceği yönünde. Bu gelişmelerle birlikte Avrupa Merkez Bankası zaten negatif faiz içerisinde ve parasal teşvik programına devam ediyor. Oradan da İtalya'yı da baz alarak ve Yunanistan'ın da şu anda göçle ilgili bir süreci de var Avrupa Birliği tarafında. Tüm bunlar şu anda piyasaların bilinmezleri. O yüzden fiyatlamalar içeride İdlib dahil olmak üzere farklı bir fiyatlamayı göreceğiz. Küresel bazda ise belirsizliğin getirmiş olduğu, korkuların devam ettiği satıcılı bir fiyatlama piyasalarda göreceğiz. Öyle gözüküyor. Evet, şöyle bir bak.